Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sorular Cevaplar programımızdan hepinize merhabalar değerli dostlar. İşte bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün de değerli hocamızı, ilahiyatçı eğitimci yazar Cemalettin Yazıcı hocamızı stüdyomuzda ağırladık. Hocam ilk sorumuz, hayatımızdaki hadiseleri doğru yorumlayabiliyor muyuz? Evet, bu soruyla başlıyoruz programımıza. Evet, insan dünyaya bir imtihan için gönderildiğinden dolayı hayatının her safhasında, farklı dönemlerinde, devirlerinde çeşitli olumlu veya olumsuz hadiseler yaşayabilir. Olumlu hadise yaşadığımızda olumlu şeyler tabii bizi sevindirir, sevince gark eder. Fakat bizi üzen, belki çok üzülmemize vesile olan, sebep olan hususlar, canımızı acıtan hadiseler, üzüleceğimiz vefat hadisesidir, hedeflediğimiz bir şeye ulaşamama gibi hadiseler bizi üzebilir. Biz onlardan çok ciddi manada canımız yanar, ruhumuz incinebilir. Tabii başta söyledik, imtihanda olduğumuzdan dolayı mutlaka başımıza bir kısım hadiseler gelecek, bir kısım hadiseler zuhur edecek. Bu hadiseler bizi yıldırmamalı, bıktırmamalı, bizi isyana sevk etmemeli başta. Çünkü Rabbimiz her şeyin en güzelini bilen O. Değiştirebileceğimiz hususlar var, değiştiremeyeceğimiz kader var. Bu değiştiremeyeceğimiz külli kadere taş atıp, daha doğrusu ona isyan edip, Allah'ın o emirlerine isyan edip, katiyen Cenab-ı Hakk'ın rızasını kaybetme gibi bir hususla karşı karşıya kalmamak gerekiyor. Ne yapılacak? Sebepler açısından yapılması gereken hususlar varsa o hususları yapma, efendim hatalar, yanlışlar varsa o yanlışları telafi etme, bir insanla, herhangi bir insanla bir problem varsa o problemi giderme adına problemin cinsinden özür dileme gibi hususlara riayet ederek hayatımızdaki bu istemediğimiz hususları, istemediğimiz sıkıntıları daha doğrusu atlatabiliriz. Bazen insan olumsuz bir şeyi olur, başına olumsuz bir iş gelir. Her şeyi olumsuza tabii yormamak lazım, yorumlamamak lazım. İşin sonuna bakmak gerek, en önemli husus işin sonu. Son kısmı çok önemli. İşin başı hayırlı gibi gözükür, bazen işin sonu iyi olmaz. İşin sonu iyi gibi gözükür, başka bir işin başı hayırlı olmayabilir. Yani kısacası biz Rabbimizin bize takdir ettiği, eğer bizim kendi dehlimiz yoksa, irademiz çok işin içerisinde değilse, bu hususlarda kesinlikle çok üzülmemeli. O işte de bir hayır vardır demeli. Ona göre hareket etmeli. Rabbimize isyan etmemeli. Ayet var. Ayette sizin hayır gördüğünüz şey, şer gördüğünüz hususlar hayırlı olabilir buyuruyor Cenab-ı Hak. Mesela diyelim ki bir şehitlik meselesi, insan diyelim vatanı milleti koruma adına, dini diyaneti koruma, bunlar hani hadiste geçen hususlar, hususunda malını ırzını korurken vefat ederse, öldürülürse şehit oluyor. Belki orada bir ölme gibi bir husus karşımıza çıkıyor, fakat işin neticesi itibariyle bir şehitlik mertebesine insanlar ulaşabiliyor. Yani orada bir şehitliği kazanmış oluyor. Diyelim ki bir savaşa katıldı, mecburi kaldı vatanı milletini koruma adına. Veya bir başarısızlık oldu, bir iş yapıyoruz. Öğrenciyiz mesela, bir alanda başarısız oldu. Ciddi gayret ederek daha sonra bir bakıyorsunuz ki daha güzel bir yere geldiğini, daha güzel bir bölüme girdiğini diyelim öğrencinin. Görüyoruz. Bir şeyde başarısız olunca başka bir alanda hırslanarak farklı kabiliyetlerin ortaya çıktığını da zaman zaman biz insanlardan, dostlardan, arkadaşlarımızdan dinledik, duyduk. Kısacası her şeyi kötüye yorumlamamak lazım. Başımıza gelecek bazı musibetler bizi teyakkuza, bizi hassas olmaya, bizim daha böyle dikkatli bir şekilde hareket etmemize vesile olur, sebep olur. Bunu kendi lehimize değerlendirme adına ciddi gayret etmemiz gerekiyor. Her şeyin en güzelini Rabbimiz biliyor. Onun o bilgisine diyelim, havale edip işi, bize düşen hususları yerine getirip kadere teslim olmada büyük fayda var. Hocam, İslamiyet'i duymayanlar mesul olurlar mı? Bu konuda çok gündeme geliyor, evet, yer yer. Neler, evet, söylemek isteriz? İslamiyet'i tabii duymayan insanlar bizim birinci görevimiz. Yani Müslümanlar olarak İslam'ı anlatmak, İslam'ı temsil etmek Müslümanların en birinci görevlerinden birisi. Yani her Müslüman İslam'ı anlatma, yani emir bil maruf, nehyanil münker yapmakla mükelleftir, farzdır. Bu yani herhangi bir hocalara veya herhangi bir dini seven insanlara diyelim biz, onlara hasır edilecek bir görev değil. Yani bütün Müslümanların üzerine yüklenmiş bir görevdir, bir vecibedir. Tabii bu İslam'ı temsil ederken sadece yani bir yönlü değil, İslam'ın hem dünyaya bakan yönünü diyelim biz, evrensel değerlere bakan yönüyle, hem de ibadet hayatı, şahsi olgunluğa sevk edecek hususlarla beraber temsil edilmesi lazım.
Yani İslam eğer temsil edilirse insanların da o İslam'ın güzelliklerini alabileceğini, efendim onlardan istifade edeceğini görüyoruz. Tabi İslamiyet'i duymamış insanlara Müslümanların gidip oralarda anlatması lazım. Yani yabancı ülke ise orada anlatacak, yolunu bulacak. Bir tüccarsa ticaretle belki oraya girmesi lazım. Eğitimci ise eğitim yönüyle oraya girecek. Bürokratsa bürokrat. Yani kişinin durumuna göre, yapısına göre, sosyal statüsüne göre insanlar ne yapacaklar? Dini, İslam'ı anlatacaklar. Diyelim ki insanlar duymadı. Yani farklı ülkelerden insanlar biz dinimizi anlatamadık, duymadılar, hiç haberleri olmadı. Bu insanlar ne olacak? Bunlar ebedi cehenneme mi gidecekler? Tabii böyle bir şey diyemeyiz. Kur'an'ın ifadesiyle biz bir kavme peygamber göndermediysek o kavme azap edici değiliz. Peygamber gönderilmedi diyelim. Müslümanlar da gidip o insanlara anlatmadı. Haberleri yok hiçbir şeyden. Bu insanlar ne olur? Mesul olmaz. Sadece Rabbini tanımakla mükelleftir. Yani Allah eş ortak koşmayacak, bir yaratıcı var diyecek. İnşallah o bir yaratıcı var demesi bile o insanların kurtulmasına, ahireti kazanmalarına veya çok mesul olmamalarına vesile olacaktır. Fakat bu şu iletişim çağında olduğumuz bir dönemde, yani internetle, telefonla, televizyonla dünyanın dört bir tarafına bağlanabiliyoruz. Oralarda insanlarla iletişim kurabiliyoruz. Kurabildiğimiz bir dönemde Müslümanlığı bilmeyen insanların da dini araştırması lazım. En son din hangi dindir? İslam nedir? Veya işte bozulmuş dinler ne ifade ediyor? Hangi yönleri bozulmuş? Belki böyle bir araştırmaya kendisini tabi tutması lazım. Yoksa diğer türlü tabii ki onlar da araştırmadığından dolayı mesul olurlar. Böyle araştırma imkanı yoksa zaten mesuliyeti yok. Kur'an'ın ifadesiyle yine la yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Yani kişiye gücünün üzerinde yük yüklemiyor Rabbimiz. Gücü ne kadarsa, gücün imkanı ölçüsünde Rabbimiz o insana veya insanoğluna bir görev yüklemiş. Ümit ediyorum ki insanımız, dini mübin İslam'ı güzel bir şekilde temsil edenler, dinimizi tanımayan, hatta ülkemiz içerisinde bile dinimizi tanımayan insanlara güzel şekilde örnek olurlar ve insanlar da o güzellikleri kendiliğinden alırlar. Tabii insanları ikna etmek, onlara bazı duyguları, bazı fikirleri verebilmek metozoru olmaz. Meşhur bir ölçü vardır malum. İnsanları ikna etmek icbariyle olmaz, yani zorlu olmaz. Medenilere galebe ikna ile olur, icbariyle olmaz, yani orijinal şeyle. Medenilere galip gelmek tabii neyle? İkna edeceksin. İkna edilirse, diyalog kurulursa, diyalogla, ikna ile İnsanlar kabul ederse ne âlâ. Kabul etmese zorla da insanlara illa bu dini kabul edeceksin. En son din budur. Bu güzellikleri kabul etmezsen şöyle olur, böyle olur. Yani insanlara tiksindirici hareketlerden kesinlikle uzak bulunmamız lazım. Efendimizin yolu insanlara gitmiş anlatmış. Ve insanlara örnek olmuş. İnsanların hastalıklarında ziyaret etmiş. Onların cenazelerine katılmış. Onların hal hatırlarını sormuş. Sevinçli ve üzüntülü anlarında yanlarında olmuş. Böyle olması onların kalplerinin İslam'a ısınmasına vesile olmuş. Biz de Efendimizin yolunu eğer tercih eder, onun yolunda gayret edersek inanıyorum ki bilemeyen insanlar da dinimizi güzel bir şekilde öğrenecekler. O güzellikleri onlar da alacaklardır. İnsan fakirken hacca gitse zengin olunca tekrar gitmesi gerekir mi? Yoksa evvelki gidişi yeterli mi, kifayet eder mi? Evet, kısaca cevap verecek olursak insan ömründe hac bir defa farz. Yani ister fakir olsun, ister zengin olsun. Ergenlik yaşına girdikten sonra eğer hacca gitmişse bu kardeşimiz, onun haccı olmuştur. Yani ikinci bir defa gitmesi farz değildir. Yani zengin olduktan sonra gitmesi farz değildir. Mesela görevli olarak giden insanlar oluyor. Öyle bir yakınımız bizim kasaba olarak gitmişti yıllar önce. Biz o zaman lisede öğrenciydik. İnşallah Allah'ın izniyle o haccı kabul olmuştur. Hacı farizasını yerine getirdiğinden dolayı hac ibadeti kabul olmuştur. Yani hangi sebeple olursa olsun, gitmiş olursa. Evet, sırada uzun bir sorumuz var. Bazen evimizde cemaat oluyor. Hane halkıyla birlikte namaz kılıyoruz. Bazıları evde cemaat olmanın camiyi terk etmek anlamına geleceğini ifadeyle uygun olmayacağını söylüyorlar. Bu durumda ev halkıyla, hane halkıyla birlikte namaz kılmamız cemaat sevabını getiriyor mu? Şimdi tabii güzel bir soru. Bazı yerlerde camiler uzak olabiliyor. Bazı aileler, bazı aile reisleri evdeki çocukların, hanımının da cemaat sevabından mahrum kalmamasını arzu ediyor. Böyle olunca
evin erkeği imamlık yapıyor ve hanımına, çocuklarına namaz ibadetini cemaatte kılmalarına vesile oluyor. İnşallah bu düşünceden dolayı cemaat sevabını almış olur. Bu duygu ve düşünceden dolayı. Efendimizin de enfes beyanlar içerisinde evlerinizi mezarlık haline getirmeyin diyor. Evlerinizde mutlaka namaz kılın. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namazlarını eda ederken sünnetleri mutlaka evinde kılardı. Farzları cemaatle kılar. Tekrar söyleyeceği bir şey varsa farzın arkasından söyler ashabına. Ondan sonra içeriye girer. İçeride kalan sünnetlerini eda eder. Duasını, tesbihini orada yapar ve namazlarını bitirirdi. Bizim tabi günümüzde olduğu gibi böyle bir folklorik bir havayla, atmosferle namaz eda edilmezdi. Caminin sevabını yakalaması zor. Yani burada tabi dinleyicilerimiz yanlış bir şeye kapılmasınlar, yanlış anlamasınlar. Yani evde namaz kılalım, camiye gitmeyelim gibi bir duygu ve düşünceye kapılmamamız gerekiyor. Tabii ki caminin sevabı evden fazladır. Yani cemaat olarak evden fazladır. Cami her zaman teşvik edilmiş Efendimiz tarafından aleyhissalatü vesselam. Esas olan camide namaz kılmaya özen göstermek, ama mazeret durumlarımız söz konusu olabilir, hava şartları el vermeyebilir. Hiç olmazsa evde ev halkıyla beraber cemaat yapıp kılmak, tek kılmaktan evladır, iyidir. Evladır, iyidir. Ama hiçbir şekilde camide kılanın yerini tutmayacağını zaten söylüyorsunuz. Evet, onu ifade ediyoruz. Yani burada dinleyicilerimiz yanlış bir anlayışa kapılmasınlar. Rabbim kabul etsin. Tabi camiler maalesef yetim gibi. Yani öksüz bırakılmış. Öksüz yetim. Yani son senelerde bu belki ahir zamanda, yani ahir zamanda olmamızın da belirmiş olduğu bir şey. Yani koca koca camiler bakıyorsunuz bir saf, iki saf cemaat var. Bunlar bizim tabi eksiğimiz ciddi manada. Cuma namazlarında ve bayram namazlarında aslında camilerimiz bir bayram ediyor. Keşke bütün vakit namazlarında o güzellik, o bayram havası devam ediyorsa insana bambaşka bir ruh hali bürür. İnsan bambaşka bir ruh haline bürünür diye içimden geçirmeden edemiyorum. Kaldı ki camiye her attığımız adım için ayrı ayrı sevap veriliyor. Evet. Ne kadar uzaktaysak, camiyle aramızdaki mesafe ne kadar uzaksa, o uzak mesafeyi yürüyerek gitmek, her adımına karşılık ne kadar sevap var onu tabii şu anda Rabbimiz takdir ediyor. Rabbimiz takdir ediyor. Biz camileri tabii doldurmamız lazım. Yani camilerde vakit namazlarını en azından cemaatle eda etmeye gayret etmemiz lazım. Bizim bir komşumuz var. 5 vakit namazını, yani evde olduğu müddetçe, yani işte olmadığı müddetçe bil ki camidedir yani. Hangi vakit olursa olsun sabah namazı, ben bakıyorum sabah namazından geliyor arkadaşımız, komşumuz. Maşallah. Her babayiğidin yani başaramayacağı bir şey. Evet. Allah herkese nasip etsin. Herkese Rabbim nasip eylesin. Tabii mesailerimizin dışında özellikle bir alışkanlık haline getirirsek bu çok önemli bir şey. Orada namazlarımızı eda etme cemaatle beraber ve insanlarla tanışma orada. Cami tabii onun bir manası da olur. Oradaki insanlarla tanışmak, dertlerimizi paylaşmak, sevinçlerimizi paylaşmak olması gerekiyor. Tabii belki camiler de bu yönüyle bir fonksiyonu eda edemediğinden dolayı tam manasıyla. Çeşitli tabii sebepleri var. Camilere rağbet, belki sevabını da tam bilemiyoruz. Onun da bir etkisi olsa gerek. Camilere fazla rağbet etmiyoruz. İnşallah mesaisi müsait olan kardeşlerimizin camiye gitmelerini ciddi manada ısrarla tavsiye ediyoruz. Hocam, yemin konusu günümüzde önemli. Olur olmaz şeylere yemin ediyoruz. Bir anda öfkeye kapılıyoruz. Bir anda sinirleniyoruz. İşte yemin olsun ki şunu şunu yapmayacağım, şunu şunu yapacağım. Sonra yemin ettikten sonra büyük yeminler ediyoruz. Büyük yeminler ettikten sonra da pişman oluyoruz. Ya keşke yemin etmeseydim. Hı hı. Ya da etrafımızda duyarlı insanlar varsa. Evet. Aman aman ha diyor. Yani böyle şeylerde yemin etme. Çünkü daha sonra pişman olursun diye uyarı yapıyorlar. Ama her şeye rağmen yine şu anda basit nedenler dolayısıyla, konular dolayısıyla yemin edebiliyoruz, yemine başvurabiliyoruz. Hangi yemin bozulmalı, hangisinde sebat edilmeli, bozulan yeminin kefareti nedir? Evet, yeminin kefareti 10 tane fitri miktarı parayı ayırıp 10 fakire vermek, 10 ayrı fakire verilebilir veya 10 gün bir fakire her gün bir kefaret vermek kaydı ve şartıyla, bir fitre miktarı kefaret vermek kaydı ve şartıyla 10 gün devam ettirebiliriz veya aile fertler, kaç aile ferdi var diyelim o ailede, fakir aile? 5 tane diyelim. 5 tanesini oraya, 5 tanesini farklı yere. Yani 10 kişiye bir fitre miktarı rakam verdiğimiz zaman yemin kefaretini yerine getirmiş oluruz. Hem yardıma, yoksula yardım etmiş oluruz, onun gönlünü almış oluruz. Hem de biz maddi bir şey çıktığından dolayı cebimizden olur olmaz şeylere yemin etmemiş oluruz.
Ancak yemin kefaretini ödemenin kendine mahsus usulü var. Şöyle, bir yoksa bir günde birden fazla yemin kefareti verilemez. Usulü bu. Bu sebeple yoksulun aile fertlerine de ayrı ayrı, az önce ifade ettim, ayrı ayrı bir kefaret gönderilebilir. Böylece 10 ihtiyaç sahibine ayrı ayrı birer fidye vermekle kısa zamanda kolayca kefaret borcu ödenebilir. Kefareti vekile vermek de mümkündür. Yani onun vekiline, fakirin vekiline verilebilir. İtimat edeceğiniz birine de verirsiniz. O sizin adınıza ihtiyaç sahibi birilerini ne yapar? O vekile verir, o götürür. İhtiyaç sahibi birisine ulaştırabilir. Bu mesela yemek masraflarında kullanılabilir bu tür paralar. Şayet yemini bozan kimse 10 tane fitre verecek maddi güce sahip değilse, tabi de herkes zengin değil tabi, böyle değilse aralıksız 3 gün oruç tutar. Bunun da usulü bu. 3 gün aralıksız oruç tutacak. Bozduğu yemin kefaretini 3 gün aralıksız oruçla ödemiş olur böylece. Birinden tabi borç para alarak yeminin kefaretini ödeme zorunluluğu yok. Yani birisine borç alayım da bu yeminin kefaretini ödeyeyim, böyle bir zorunluluk yok. Kefaret oruçları bitişik tutulur. Ara verilmez. Ara verilirse tekrar baştan tutulur. 3 gün tutacağız ya. Ara verdik diyelim. 1 gün tuttuk, ara verdik. Yeniden başlayacağız. Tekrar 3 gün. 2 gün tuttuk, ara verdik. Tekrar başlayacağız 3 gün. Yani hiç aralıksız tutmak gerekiyor. Özetleyecek olursak meselenin özeti şu. Bir kötülüğü yapmaya yahut da bir iyiliği yapmaya yemin eden kimse, yemin ettim diye o kötülüğü mutlaka yapmaya, o iyiliği yapmamaya çalışmamalıdır. Tam aksine o kötülüğü terk etmeli, o iyiliği yapmalı. Böylece bozmuş olduğu yemini de, yeminin de kefaretini vermeyi tercih etmelidir. İyi bir şeyse onu yapacak, kötüyse onu yapmayacak. Yemin konusunda bir mühim noktaya daha dikkat çekmek isteriz. Yeminin en korkuncu bilerek yalan yere yemin etmektir. Yani bu en kötü bir şey, yalan yere yemin etmek. Bu yeminin kefareti de yoktur. Nitekim yalancı şahitlikteki yeminin vebalinden kurtulmak, yalan yeminle yok edilen hakkın sahibine tekrar iadesini sağlayarak mağdurla helalleşmek, sonra da ömür boyu hatırladıkça tövbe ve istiğfar etmek gerekiyor. Yani böyle çok basit bir olay değil bu. O yüzden şahitliklerde yalan yere yapılan yemin ocakları söndürüyor malum. Yalancının başına belaları yağdırır. Yani Rabbimiz Allah muhafaza. Böyle bu ikazda büyükler bunu anlatmışlar, demişler. Yalancının başına belalar, Allah bela yağdırır. Zaten bilen insan da yalan yere yemin etmeye cesaret edemez. Ederse de hatırladıkça ömür boyu tövbe istiğfar ederek ancak ne yapabilir? Bundan kurtulabilir. Hocam, günümüzde organ bağışı konusu çok önemli bir konu. İnsanlarımız organ bağışına pek rağbet göstermiyorlar. Toplumumuzdaki duyarlılık bu noktada zayıf. Bir kişiye umut olabiliyor. Şu anda ülkemizde ve dünyada organ bekleyen nice hastalarımız var. Şifa bekleyen hastalarımız var. Onlara buradan acil şifalarımızı, acil şifa dileklerimizi iletiyoruz. Yüce Rabbim, şu anda dünyanın hangi noktasında olursa olsun rahatsızlık içerisinde bulunan, sağlığını kaybetmiş hastanelerde, evlerde şifa bekleyen tüm kardeşlerimize Yüce Rabbim Şafi ismiyle şifalar ihsan etsin. En kısa zamanda inşallah eski sağlıklarına kavuşsunlar istiyoruz. Sabrederlerse bu rahatsızlıklarından dolayı, hastalıklarından dolayı sabrederlerse mükafatları da katlanarak onların sevaphanesine yazılacak ve günahları da bir ağacın yaprağının dökülmesi nasıl söz konusuysa, nasıl dökülüyorsa günahlar da aynı şekilde dökülecektir diye Efendimizin nurlu beyanlarından, alimlerimizin bize vermiş olduğu mesajlardan hastalığa sabretmenin ne kadar faziletli bir şey olduğunu duyuyoruz sık sık. Organ bağışını insanlara biz buradan tavsiye ediyoruz ama bir taraftan da organlarını satarak bu işin ticaretini yapan insanlar var. Organ ticareti yapan insanlar var. Başkalarının hayatına kasteden, işte çocuk kaçıran, insan kaçıran ve bu kaçırmış olduğu insanların organlarını çalıp tabiri caizse satan, bu işin ticaretini yapan insanlar var. Bir bunu sorayım. Bir de insan azalarının satılması dinen nasıl değerlendirilir? Hükmü nedir? Evet, en sondan başlayalım. Başta insanları kaçırıp onların hakkına hukukuna tecavüz eden diyelim biz, o sınırları zorlayan, hürriyetini kısıtlayan ve isteği dışında bir organının satılmasına sebep olanlar tabii çok büyük bir kul hakkına girmiş oluyorlar. Allah korkusu olan bir insanın, herhangi bir kişinin organını satması, onun hayatını tehlikeye atması tabii ki düşünülemez. Büyük bir kul hakkına girdiğini de buradan tabii belirtmek gerekir. Diyeceksiniz ki ya zaten adam böyle bir şey düşünüyor olsa, yani Allah korkusu olsa bunu yapmaz. Tabii ehli vicdan bir insan varsa böyle bir şey yapan, belki bizi dinleyen, öyle tesir edebilir. Yoksa yani insanların söylediği gibi vicdansız, yani vicdan körelmişse, iman yoksa insanın içerisinde mutlaka bu kötü şeyleri çok rahat bir şekilde yapabilirler. Birincisi bu. İkincisi, organ
Tabii satmak değil, organımızı bağışlayabiliriz. Bir ağzımızı satmamız, parayla para karşı satmamız dinen caiz olmayan, dinimiz buna cevaz vermemiş. İslam alimleri ayet ve hadislerin çıkardığı şekliyle bunun caiz olmadığını ifade etmişler. Biz organlarımızı tabii vefat ettikten sonra neticede organlarımız bizim görevini tamamlamış oluyor ve neticede toprak olacaktır ondan sonra. Biz organlarımızı bağışlamakla az önce ifade ettiğiniz gibi yüzlerce insan bekliyor. Tabii buna karşı çıkan insanları zaman zaman gördük. Ya organ verilir mi? Yani bağışlanır mı gibi. Satılmak zaten dinen hiçbir şekilde caiz değil. O caiz değil. Ne kadar işte ihtiyacım vardı, mecburdum, işte böbreğim birisine verdiğim zaman hayatımı ben sürdürüyorum. Hayatımı da tehlikeye atmış olmuyorum. Yine kendisine göre buradan bir çıkarında bulunuyor. Olayı kendi menfaatleri açısından ele alıyor. Burada bir sıkıntı olmaması lazım diyor. Kendine göre yine bu hükmü de veriyor. Ben bir böbreğimi verdim. Maddi durumum sıkıntılıydı. O sıkıntımı aşmak için bunu yaptım. Şu anda hayatıma da devam ediyorum. Buradan sorumlu olmamam gerekir diye bu kadar ihtiyaç halinde olsa ihtiyaç da. İhtiyaç olursa da olsun. Şimdi ihtiyaç olan insanlara, Müslümanlara burada tabii görev düşüyor. Zengin olanlara. Ne yapacak? Zekatını verecek, sadakasını verecek. O garibanın elinden tutacak. Yani onu o kerteye getirmemesi lazım. Yani tek taraflı düşünmeyelim. Bu Müslümanlar zengin olanlarına düşen bir görev. Diğer hususta sabredecek o kardeşimiz de gariban ihtiyacı olsa bile organını parayla satmayacak. Diyelim ki hocam satmış bulundu. Daha önceden başından böyle bir olay geçen bir insan düşünelim. Satmış bulundu. Bununla ilgili tabii günah olduğunu, caiz olduğunu şu an duydu diyelim. Kendini nasıl affettirecek? Yani bununla ilgili bir çıkış yolu. Allah'a dua edecek. Fakir gariban bir insansa zaten o parayı ödesin, hayır hasenat yapsın diyemeyiz. Yani o ihtiyacı varsa Rabbimizden af dileyecek. O geçmiş artık. Onun yapacağı bir şey yok. Ama bundan sonra düşünen kardeşlerimiz varsa bunlar tabii ikaz etmiş olalım biz buradan. Organ bağışı tabii ülkemizde cidden çok az olan bir husus, bir ameliye. Bunu tabii organ ihtiyacı olan insanlar daha çok hissediyorlar. İşte böbreğe ihtiyaç, karaciğer nakli gerekenler, işte göz korneası gerekenler vesaire. Zaman zaman bunları basından duyuyoruz. Bir yakınımızın böyle bir pozisyonda olduğu, bir empati yapacak olursak, böyle bir şeye ihtiyacımız, bizim ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüzde gözümüz hep böyle hastanelerde ve bu organ bağışlayan insanlarda gelecek müjdeli bir haber bekleriz. Müjdeli bir haber bekleriz her zaman. Yani imkan olan kardeşler hepimiz esasında bu noktada organlarımızı bağışlayabiliriz diye bir taahhütte bulunmamız lazım. Bu taahhütte bulununca zaten vefat olayından sonra herhangi bir sıkıntı kalmıyor. Tabii vefat etmeden net olarak ruhu çıkmadan tabii öyle bir anlık bir şey o yani organı almak. Çünkü evet, zamanla yarışılıyor. Zamanla yarışılıyor. Doktorlar karar verdiyse tamam bu vefat etti bu şahıs. O yakınlarını tabii orada izniyle şeyle hangi organ isteniyorsa oradan o çıkarılıp nakledilecek hastaya gönderiliyor hızlı bir şekilde. Vefat eden kişi vefat etmeden önce organlarını bağışlayacağını beyan etmişse, bunu kayıt altına aldırmışsa, daha sonradan ailesi hayır biz istemiyoruz, kabul etmiyoruz dese buradan geriye bir dönüş söz konusu mu? Şimdi vasiyet edenin vasiyeti önemli esasında. Fakat ölen kişi vasiyet etmiş ama yakınları bu vasiyete uymadı diyelim. Yapacak bir şey yok. Yani o artık o kişi niyetine göre sevabını alır. Yani vefat eden kişi niyetine göre sevabını alır. Vasiyet edenin vasiyetine uymakta büyük faydalar var. Vasiyet eğer İslam'a uygunsa o vasiyet yerine getirilir. İslam'a uygun değilse o vasiyet yerine getirilmez. Geçen bir eniştemiz diyelim, damadımız, bacanağın damadı imamlık yapıyor. O bahsetti. Tabi onlara çok orijinal, enteresan hususlar soruluyor. Mesela ben falanı cenazemde görmek istemiyorum. O yanıma gelmesin. O benim mezarıma efendim teşrif etmesin, cenazemi kılmasın. Veya işte vefat ettiğimde şu elbiseyle gitmek istiyorum gibi böyle dinde olmayan hususları vasiyet edenler oluyor. Bunlar doğru değil. Hatta bir kardeşini istememiş birisi. Benim kardeşim, ben onun kardeşlerini reddettim. Gelmesin. Ben de diyor böyle tecrübeli bir hocamıza sordum. Ne dedi dedim. Demiş ki ya böyle bir kapıyı açarsak, yani ufak yerlerde özellikle çok ciddi sıkıntılar olur. Yani o oraya gelmesin, bu buna gelmez. Çekememezlik hastalığı var biliyorsun asrımızda, günümüzde. Bu kapıyı açarsak demiş, insanların arası iyice bozulmuş olur. Yani o kapıyı açmayalım demiş. Bana da mantıklı geldi şahsen. Evet hocam, bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Rabbim istikametlerini muhafaza ettirsin bütün dinleyicilerimize. Allah hayırlara vesile kılsın hayatımızı. Mutluluğunuz daim, üzüntüleriniz saniye kadar kısa, gözyaşlarınız ise sadece ve sadece mutlulukla aksın diyoruz ve Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlar.